Funk it. Herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size değişik bir video çekmeyi düşünüyorum. Diyorum ki getirden simit falan söyleyeyim. Hem böylelikle de bu nasıl söyleyeyim? Bu tip uygulamaların ne kadar hızlı sürede getirdiğini falan test edelim. Hem de size günlük bir vlog çekeyim dedim. Ben uyandım. Sabahlığımı giydim. Tekrar yatağın içine attım kendimi. Birazcık daha uyumuşum. Saat şu anda kaç? 10:20 geçiyor. Evet. Şimdi ne yapalım? Fırından simit. İnce burgulu simit. Bir de normal ince burgulu simit. Niye iki söyle iki söyle? Şundan o zaman bir iki tane söyleyelim. Sonra dereotlu poğaçadan bir, iki, üç ve dört yapalım. Kakaolu, mozzarellalı, pastırmalı. Bunları geç fırından. Atıştırmalık. Kedi kumu söyleyecektik ama unuttum bak. Litre. İki tane de bundan atalım. Anneciğim. Benim bebeğim gelmiş yanıma. Ay ay ay, pardon. Günaydın. Günaydın anneciğim. Ne haber anneciğim? Şu dünyada görüp görebileceğiniz en sevdiğim erkek herhalde. Ben de seni seviyorum aşkım ama sipariş vereceğiz. Bekle birazcık. Olur mu? Olur mu bir tanem? Oy anneciğim aşkım ya. Şuna bir bakar mısınız? Şöyle tatlı bir şey olabilir mi? Kendi evladım diye demiyorum. Çok tatlıdır kendisi. Oh, göğsünü yesin annesi. Hadi bakalım bunları sipariş verelim. Sonra da ne kadar hızlı geliyor ona bir bakalım. Saat 10:24. Evet şimdi bakalım 5 dakika sonra kapımda olacakmış. Harika bir uygulama. Din dirin. Şu da Cino'nun yatağı çıksın diye yapmış olduğumuz şey tümsek. Bu da Cino'nun en sevdiği oyuncağı. Çorap. Anneciğim. Aşkım bebeğim sevgilim. Hadi bakalım 5 dakika sonra geliyor mu? Görelim. Gelsin simitler. Ben de yumurtamı hazırlayayım. Evin içi şu an çok dağınık. Çünkü ben mutfağı boyamakla alakalı bir şeylere kalkıştım. Hani canım sıkılıyor diyor. Hatta onun videosunu çekmek istedim fakat çekmedim. Belki bu vlogun içerisine hani eklerim diye düşünüyorum. Yerleri boyadım. Bizim taşlarımız çok eskiydi. Şuralar da biraz kirlendi ya. Of, neyse. Yerleri boyadım şöyle. Banyo dahil aradaki bütün yerleri. Ama şu an netlemiyor inatla. Boyadım. O yüzden şöyle evin içi birazcık dağınık gözüküyor. Sonra bunların üzerine stencil'la desenler yapacağım. Onu çekerim. Stencil şablonunu buraya koyup üstten boyuyorsunuz. Sonra da en son kuruduktan sonra cilasını atıyorsunuz. Harika bir yer zemini oluyor. Mutfak dolaplarının alt kısımlarını boyadım. Üst kısımları da bu şekilde kaldı. Bu taraf böyle biraz dağınık. Bugün ya da yarın bir bunun üzerine ahşap folyo aldım. O gelecek. Onu takacağım. Onun haricinde başka bir şey yok. Şunu şuraya koyayım. Heh. Şarjı mı bitiyor bunun kameranın? Ay tam şarjın bitecek zamanı buldu ya. Neyse ben şimdi bir kahvaltı yapacağım. Yumurta. Sonra söylediğim simitlerden. Belki de bugün biraz pilates yaparım. Çünkü çok hareketsiz kaldık. Yerleri yaparım. Yavaş yavaş. Zaten gün biter. Ertesi güne geçeriz.
Aslında bugün biraz da cilt bakımı yapabilirim mi? Güzel olabilir. Dur bir düşüneyim onu. Şu an bayağı geldiler. İnanamıyorum. Müthiş bir uygulama. Tam 5. dakikada. 5. dakika olmadan, hatta oldu bile. Geldi. Ya süpersiniz siz ya. Süpersiniz. Dünyanın en pratik herhalde yöntemi. Şu halime bakar mısın? Anne çok ceyran yapıyor. Aa, çok ayıp aşkım. Bunlarımızı buraya koyalım. Tam 5 dakikada gel. Aynen şimdi. Tereyağlı yumurta. Hop. Tereyağımızı koyduk. Tuz nerede acaba? Anne tuzu ne yaptın? Tuz mu? Ehe tamam buldum. Biraz tuz ve biraz yumurtalarımızı kırıyoruz. Ben böyle yemek ıslaması falan yoktu. Ben böyle canım ne kadar çok yemek isterse o kadar yiyorum. Zaten bu dönemler karantinadayız. Evdeyiz. Yiyebildiğimiz kadar. Sonrasında yine dikkat etmeye başlarsınız. Böyle sıvı vıcık vıcık sevmiyorum. Küçükken hatta yumurta sarısı ile ilgili bir olay geldi başıma. Babam köyden yumurta getirmişti. Onu şöyle bir kırdık, içinden böyle civciv çıkınca ben otomatikman delirdim. O yüzden artık yumurtanın sarısını da iyi pişirip yiyorum. Son 3 senedir falan yemeye başladım. Onun öncesinde yemiyordum hiç. Bunu pişirelim. Afiyetle yiyelim. Sonrasında yerleri yaparız. Evet. Şimdi yerleri boyayacağım diye söylemiştim ya size. Boyadım. Boyamış diyorum. Şimdi stencil'la yere desen yapacağım. Fakat deseni bulamıyorum. Nereye koydum acaba? Anne ben deseni nereye koydum? Masanın üzerinden aldım ben. Aa, nereye koydum? Stencil'da kaldı. Aa, buradaymış. Tamam buldum. Bir dakika. Evin her yer, her yerde. Şimdi şunu şuraya bir sabitleyeyim. Yamuk. Şimdi yerleri boyadığım boyaların markası şu. Cadence. Onunla her yer boyanıyor. Bir kemikleşme süreleri var vesaire. Onları zaten biliyorsunuzdur. Stencil yapıştırıcı diye bir şey var. Şu Cadence'ın stencil yapıştırma. Stencil denilen şey de bu. Bu muhteşem babaanne geceliğimle size video çekeyim şimdi. Şimdi yere bir desen yapacağım da onu nasıl size göstereceğim onu düşünüyorum. Yerleri boyamıştım zaten. Şöyle yapayım. Herhalde şöyle yapınca yer zemini gözükür gibime geliyor. Evet, daha iyi gözüküyor. Şimdi ne yapıyorum? Şunu bir alıyorum. Boya kabımızı şuna bir koyalım. Burada yedek fırça var. Bu yedek fırçayı sonra kullanacağım. Elimde boya olmuş. Şu geri kalanla bir deneyeyim dedim. Şu ortaya, şuraya bir tane bir desen yapalım. Nasıl olduğunu da hem siz görmüş olursunuz. Hiçbir şey yerine koyamadım düzgün. Şimdi bu stansiyonun ön tarafı, şu da arka tarafı zaten belli oluyor. Bunu böyle açıyorsunuz kapağını. Bunu böyle havaya kaldırıp bir spreyliyorsunuz. Şöyle bir sallıyoruz. Ondan sonra bu deseni tam karenin ortasına oturtturuyoruz.
tam oturduğundan emin oluyorum. Şurası oturmuyor. Böyle yapıp yapıştıracağım. Bastıracağım hatta. Eğer aralık kalırsa araları boyanın taşmasına sebep oluyor. O yüzden istemediğimiz bir görüntü. Bunu böyle yapıştırdık. Şöyle mi yapsam acaba? Daha mı iyi gözüküyor? Kamerada düşmesin de. Heh, şöyle daha iyi gözüküyor. Tamam. Bunu bu şekilde yapıştırıyoruz. Bastırıp ama böyle olmuyor. İyice yapıştırdıktan sonra boyamızı alıyoruz. Ve boşluk olan yerlerden çok bastırmadan küçük küçük geçiyoruz bu şekilde. Evet, kamera yere düştü. Demek ki öyle olmuyormuş. Şöyle tutarak elimle göstereyim bari. Ya bu tarafı böyle havaya kalkıyor. Benim sinirimi bozdu. Şöyle şöyle yaparak süreceğim. Ama öyle de olmayacak. Bak burası kalktığı için olmuyor. Gördün mü anne? Düzelmiyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Yandık. Yeni belki stencil alabilirim bir tane. Evet, bunu bu şekilde sürdükten sonra şu şeyinden dikkatlice kaldırıyoruz ve çekiyoruz. İşte desenimiz. Şu kenarını taşırdım, o taşıran kısmını sonradan düzelteceğim. Yani böyle böyle bütün kareleri doldurduğunuzda ortaya güzel bir sonuç çıkıyor. İşte bunları gün 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 yapacağım ben. Bu sabır işi, böyle bir anda bitecek bir iş değil. Yavaş 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 yapacağım. Bitmiş halinde size çekerim. Bir de çekim yapmak çok zor. Şu an şu halime bakar mısın? Bir şeyleri boyamak iyi geliyor bugünler, stresli günlerde. İnsana keyif huzur veriyor. Şu stansının uç kısmı katlanmış ve katlandığı için hiçbir şekilde düzelmiyor. Elimde bir tane daha yedek vardı daha önce kullandığım. Bunu yeni aldım ama bunu sanırım kullanamayacağım. Bunu köşeleri yapmak için keserim. Diğerini şey yaparım, bitmiş halinde gösteririm. Bu arada ayrıca daha önce yapmış olduğum taşlardan göstereyim size nasıl olduğunu. Hem böyle de fikir sahibi olmuşsunuz. Evet, şu. Daha önceki yaptığım taşlar bunlar. Bu şekilde gözüküyor. Bunu yapmak biraz epey zamanımı aldı tabi. Ama çok güzel oldu. Böyle. Sabır işi, tek tek boyuyorsunuz ama bence çok keyifli. Ben şimdi şunu boyayayım. Tamamen bitireyim, sonra bitmiş halini çekelim. Nasıl olsa. Nasıl olsa nasıl yapıldığını gördünüz. İşte böyle gözüküyor. Evet, sonunda beklediğim folyolarım geldi. Şöyle göstereyim size. Şu an tezgaha yaydım. Tezgahın üzerine, ölçüsüne göre, buradaki derecelere göre kestim. Folyomuz da bu. Ahşap mutfak tezgah istiyorum. Çünkü bizim tezgah çok eski. Ve kiracı olduğumuz için de, dolayısıyla da hani ev sahibi burayı değiştirmemizi istemeyeceği için, en azından çıkarken bu folyoyu rahatlıkla sökebiliyoruz. Sıkıntı olmuyor. Şimdi onu buraya kaplayacağım ben. Boyuna göre ayarladım. Parçayı da kenara koydum. Kameramı kuruyorum ve kaplamaya başlıyorum. İnşallah sıkıntı yaşamayacağım. Şunu şöyle bir koyalım bakalım. Ölçüye göre kestim ben bunu. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi mutfak tezgahının üzerine yapıştırmadan önce çok hafif nemlendiriyoruz. Onu da neden yapıyoruz? Çünkü bu yapışkanlı folyo olduğu için buraya yapıştırdığında belki yanlış yere yapıştırmış olursun ve onu oynatma şansın olmuyor. Direkt yapışıyor. Dolayısıyla da hafif nemlendirerek yapmak daha iyi. Sonra
Öyle bir şeydi bu, bilmiyorum. Bununla da böyle yavaş yavaş, çok bastırmadan gündüz çekiyoruz. Sonra oluyor. Hadi bakalım nasıl olacak. Nemli bir bezim var. Şöyle nemlendiriyorum. Şu uç kısmını açıyorum. İnşallah gözüküyordur oradan. Uç kısmını açıyorum. Gergin bir şekilde, hemen göstereyim şuradan yakından. Şu tarafından tutup şöyle gergin bir şekilde önce uç kısmını güzelce yapıştırıyoruz. Çok bunu aşırı böyle sürtmüyoruz, yoksa şey olur, ne denir ona, yırtar kağıdı. Sonuçta bu kağıt. Şu baloncukları da şöyle şöyle çektiğinizde, çok zorlarsa sizi sonra şu baloncukların arasına böyle minnacık bir iğne soktuğunuzda o patlıyor. Zaten sıkıntı olmuyor. Buradan alt kısmını gergin bir şekilde tuttum. Kapladım. Gayet iyi oldu. Şimdi kalan parçalardan şuralara yapacağım. En sonları kapatacağım. Bir de çok hafif parçayla şurayı düzelteceğim. Çünkü tezgahın ölçüsünü ustalar yanlış almış ve yamuk. O yüzden bunu yapabildiğiniz kadar bir yapalım bakalım önce. Şu köşeleri şimdilik bastırıyorum. Bunları sonra şey yapacağız. Fön makinesi tutup iyice ısıtacağız. Evet, mutfağı bitirmiş bulunmaktayım. O kalan bölümlerini çekemedim. Yerlere de cila atamadım şu anda ama size bir göstereyim son durumunu. Şunu yerden bir alalım. Cilasını atmadığım için boyalar kirlenmesin diye şunu açmıştık. Mutfağın son durumu bu. Tezgahımız bu şekilde. Yapışkanlı folyo. Buraları böyle çakmakla bastırınca oluyor. Bakın. Şöyle. Bir şey. Bu arayı yaptım. Ve banyo da aynı şekilde. Banyoda ufak tefek tadilatlar var. Dolayısıyla biraz dağınık olabilir. Bunu da kapladım. Canım sıkılınca değiştiririz. Diğerlerimiz böyle. Duvar böyle, küçük bir aksesuar.
İşte bu kadar. Tam olarak bu. Başardım. Şimdi de o zaman karantina günlerinde ne yapıyoruz? Kek yapalım. Anne, kek malzemeleri aşağıda vardı değil mi? Şunu tekrar yerine bir koyalım da. Ondan sonra şey yaparız. Evet, kameramı ben şimdi bir kamerayı bir sabitleyeyim bir yere. Ondan sonra kek yapmaya başlayalım. Üç yumurta. Şekerimiz geldim. Limonlar. Telefon çalıyor, bir saniye. Şimdi kamerayı öyle bir yere kurmam lazım ki şu şeyi düzgün göstereyim. Kabartma tozu bulamadım anne. Burada hep vanilya var. Aşk olsun. Her şeyi becerebiliyorum. Bir tane vanilya yeter. Tüp. Mateyle. Tüp mateyle vanilya var. Maya var burada. Aa, sonra maya ile maske yapalım. Bu kuru maya ile yapılmıyordu değil mi anne, maya maskesi? Ya, ha? Sonra size şu mayayla harika bir cilt bakım maskesi tarif vereceğim. Sonraki videoda onu yapalım. Şimdi yapmayalım. Hamur. Kek harcı var. Hazır kek harcı. Buna kabartma tozu ve vanilya gerekmiyor. Sütümüz, unumuz, yağımız, yumurtamız. Evet. 3 yumurtayla önce başlıyoruz. Şunu omuzumuza atalım. Evet. Tost tatlandıracağım. Buradan birazcık koyacağım. Çünkü çok şekerli bir şeyler yemek istemiyorum. Ne kadar koyalım? Şu kadar yeterli herhalde. Rendeyle limonlarımızı rendeliyorum içine. Kabuklarını. Bu çok güzel bir koku veriyor. Ben limonu kek çok severim. Bunda püf nokta şu alttan çıkan şeyler var ya, bunları kekin içine koymuyoruz. Tadını acı yapıyor. Sadece kabuğunu. Cinevo, ne oldu oğlum? Birazcık daha koyalım. Evet, şimdi biraz zeytinyağı. Ben çok koymuyorum. Böyle keşke. Bir bardak süt. Bunun çok az bir tadına bakmam. Şekeri için. Bir tık daha şeker atıyorum. Biraz şekersiz olmuş. Diyet kek diye yaptıkları aslında şekersiz dedikleri şeylerin hepsini şundan kullanıyorlar. Tost tatlandırıcı. Bunun içerisinde aspartam var. Bakayım bunun içerisinde var mı tatlandırıcı. Hacim arttırıcı. Evet, aspartam var bunun içinde. Bunlar aslında çok sağlıklı şeyler değil. Şeker de çok zararlı. Bu da çok zararlı bir şey. Hani ben
ayda yılda bir kere kek yapıp böyle yediğim zaman çok fazla şeker almayayım vücuduma diye yaptığım bir şey. Ama bu da şeker kadar zararlı. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. Aspartam dediğim şey değil. Sadece psikolojik olarak rahatlatıyor. Çünkü bence beyniniz o tatlı şeyi ağzına alıp tadını aldığı zaman aa bu normal şeker, hayır bu aspartammış falan diye algılamıyor. Tatlı bir şey, tatlı bir şey. Bitmiştir. Yine o şeker aynı şeker olarak vücuda depolanıyor bence. Başka hiçbir mantıklı ya da mantıksız bir açıklaması olamaz. Yani her türlü tatlı gıda aslında zararlı. Onun yerine kekin içerisine bal da koyulabilir, pekmez de koyulabilir. O da bir seçenek olabilir. Ama sonuç itibariyle onlar da tatlı. Kek ağacından koyuyoruz içine. Makas nerede? Şunu keselim. Makası bulamadım şimdi. Neymiş bu? Kokusu güzel. Bunu ilk defa deniyorum bu arada. Ya çok az bir malzeme var içinde. Ne kadar azmış. Evet. Onu hızla koyalım. Bu arada un buğday unu. Kıvamı şu şekilde olsun. Yoksa kek çok katı oluyor, çirkin oluyor tabii. Hem daha az unlu olmuş olur, daha güzel olur. Neyse. Garip garip hareketler çıkıyor. Kötü gözüküyor. Çay yapayım. Ay evde otura otura insanın gücü de bitmiş yani. Evet, limonun suyunu da koyalım. Hafif. Eksi bir kekimiz olsun. Ve içine dolduruyorum. Aynen. Haydi bakalım fırına. Mutfağı topladıktan sonra ben 35-30 dakika, 40 dakika arası keki ufak çatal batırıp kontrol edeceğim. Ondan sonra kekimizi yemeye hazır olacağız. Ben de size evi gezdireyim. Nerede ne var? Salonumuzu göstereyim. Hem de bir ev vlogu çekmiş olalım böylelikle. Karışık bir şey yapalım. Tamamdır. Evet, şimdi alalım kameramızı elinize. Mutfağı toparladım. Şunları bulaşık makinesine yerleştireceğim birazdan. Annem işkembe çorbası yapıyor. Bol sarımsaklı. Akşam içeriz. Şunu da yerine koyalım. Tamam. Benim evde biliyorsunuz kedilerim olduğu için mecburen koltukların üzerine böyle kapatmak zorunda kaldık. Koltuk örtüleri yıkanıyor şu anda. O yüzden de şey yapıyoruz. Aa, bunlar ne yerde? Ya inanamıyorum ya. Bu turşunun eseri bu arada arkadaşlar. Turşu böyle şeyleri alır ve uğraşır, yemeye çalışır. İnanamıyorum. Sıpalar. Bunun eseri bunun. Her şeyi bu yapıyor. Bakayım bana bak. Anne yine almış bir şeyleri yerlere dağıtmış. Turşucuğum. Sen yapıyorsun bunu sen. Burada benim pilates makinem var. Pilates makinesinin üstünü kapattım. Kediler tırnaklarıyla tırmalamasınlar diye. Burada görmüş olduğunuz gibi balkona çıkınca yüklüğümüz var. Minik ışığımız var. Bunu ben yapmıştım. Anneme. Yeni yılda. Böyle üstüne ışık falan taktık. Burada da ışıklarım var. Bunları çok seviyorum. Başka? Bu Odin. Odin? Aşkım. Odin o biliyorsun. Jack şurada. Jacko bebeğim. Anneciğim. Gözleri çok güzeldir onun. Oh balım. Yine koltuğun üzerinde şeyler var. Koltuklarımız şu şekilde normalde.
Ama mecburen bunları örtüyoruz. Koltuk örtüleri şu an makinede. O yüzden de yırtmasınlar diye. TV bölümümüz bu. Bu arada bizim bu mobilyalarımız kahverengiydi. Ben bunları kendim yaptım. Hatta şöyle şey yapayım. Işık gelsin. Bizim bu arkada görmüş olduğunuz mobilyalarımız kahverengiydi. Ben çok sıkıldım. Koyu renk mobilya hiç sevmiyorum. Dedim ki anneme ne yapalım ben bunları dedim açık renk yapayım. Üstlerinde ahşap görünüm yapayım country dursun diye. O da yapabilir miyiz yapamaz mıyız diye bir günde hemen karar verdim. Siparişi verdim. Geldi. Onlar da bunlar. Şu şekilde. Böyle boyadım güzelcene. Sonra bunun üzerine belirli şeyler var. Aparatlar. Boyasını sürüyorsunuz. Bir şeyler yapıyorsunuz. Böyle budak tarağı var. Böyle çekiliyor. Ve bu şekilde ahşap oluyor. Böyle görünüyor. En sonunda cilasını atıyorsunuz. İşte şu TV ünitesi bu ve şurada bir tane tekli bir şey var. Böyle büyüktü. Ben bunları ayırdım. Tek büyük şey yaptım. Bu şekilde kaldı. Cino'nun yatağı. Burası yemek yeme oturma bölümü gibi. Ha, TV ünitesinin şeyi buydu. Burada fotoğraflarımız var. Anneme anneler günde yaptırdığım resim. Burada da fotoğraflarımız. Annemin yazdığımız vesaire. Babamın gençliği, annem. Bu da ben küçükken, saçlarım uzunken. Halam. Burası dağınık çünkü mutfağı boyadığım için bu mutfaktaki şeyleri buraya getirdik. Bu da fotoğraf. Annemden fotoğraf albümü. Bunu çok sevdi. O yüzden içine fotoğraf bulamadığımız için böyle içindeki fotoğraflar bir takılıyor. Odamı göstermek ister miyim size? Bilemiyorum. Göstereyim. Şu an korkunç şekilde dağınık. Her şeyi fırlatıp bir yere attım. Cino burada. Yastıklarım, yorganım falan filanım. Her şeyim korkunç durumda dağınık. Burayı bir toparlamam gerekiyor. Bu Cino'nun çekmecesi. Allah! Bayağı kırdım şu an çekmeceyi. Çünkü o çekmece açık kaldığında kediler içinde yatıyor ve ağırlığından kaynaklı muhtemelen çöktü. Evin işlerinden dolayı kaç gündür yani bir haftadır falan. Yok bir haftadır değil. Bir haftadır uğraşıyorum ama 3 gündür falan odayı hiç toplamıyorum. Komple bir temizlik yapmam lazım. Aslında onunla ilgili de bir video çekeyim. Güzel olur. Hem sohbet ederiz hem video çekeriz. İşte bu benim makyaj masam. Üstü dağınık. Burada hayvanların maması var. Bu Cino'nun çişliği. Her gün yıkanıp temizleniyor. Burada makyaj ürünlerim var. Tek tek raflarda. Ojelerim vesairelerim. Şöyle bir alanım var. Bu büyük bilgisayarım. Diğeri içeride. Burada bazı minimum cilt bakım ürünü. Gardırobum dağınık. Neyse burayı çok göstermeyeceğim. Burada bir kitaplığım var. Şurada şöyle bir bölümüm var. Bizim mutfak küçük olduğu için buzdolabı şu arada duruyor. Şu kareyi yapmadım. Onu da yapacağım. Burada erzak dolabımız var. Burada da banyomuz var. Işığını bir yakayım. Aynı da bu şekilde. Şunu koyduk çünkü şey damlamasın diye. Yerlerin ikinci kat cilasını atacağım çünkü. Böyle. Bizim evimiz böyle işte. Küçük. Minik. 3 kişinin yaşayabileceği minik sıcacık bir aile evimiz. Yuvamız var yani böyle. Şimdi kek fırından çıksın. Çıktıktan sonra. Anneciğim. Anne kek yaptı sevgilim. Dünyamın parçası aşkımın böceği. Bu benim aşkımın böceği herhalde. Seni çok seviyorum. Şimdi kimileriniz iyi deyip iğreneceksiniz ama o benim evladım ya. O çok bambaşka bir şey. Hiçbir şeyinden iğrenmiyorum. Bebekliğinden beri bende olduğu için o çok farklı. Bir de tüyleri yok. Tüyleri de dökülmüyor. Çocuğumun hiç pis de kokmuyor. Bir acayip bir köpek bu. Durum bu. Yani yapabilecek bir şey yok. Şimdi evi de boyadım. 3 günü atlattık. Ama 3 günün sonunda şimdi ne yapacağım ben? Onu düşünüyorum. Yapacak bir şey yok. Pilates yapmak istemiyorum. Şimdi kek yaptım onu yiyeceğim. Biraz dizi izlerim. Onun haricinde ne yapacağım bilmiyorum evde. O kadar sıkıldım ki.
Spor da yapmak istemiyorum. Dışarı yürüyüşe gitmek istiyorum ama dışarı da çıkamıyorum. Yaklaşık bir 5 kiloya kadar almışımdır. Dınaklarım zaten dombili dombili oldu. Bir cilt bakımı yapabilirim. Onun da şeyini çekerim. Yine şu milya dedikleri şeylerden birikti cildimde. Tabii 3. seans dermapen de gidemedim. Ondan kaynaklı cildim kötü durumda. Bakın zaten burada pütür pütür görüyorsunuz. Hem onları nasıl temizliyorum ve hangi cilt bakım ürünleri kullanıyorum onu söylerim size. Bu kadar yani yapacak bir şey yok aslında. Ev vlogu bu kadar. Anlatabileceğim şey bu kadar. Çok böyle aşırı kocaman bir evim yok. Küçük 100 metrekare bir evimiz var. Annem, babam, ben üçümüz yaşıyoruz burada. Dışarıyı da göstereyim size. Şu hale bakın. Var. Sessiz. Aa! Ben size muhteşem balkonumu göstermedim. Pardon bir saniye. Çok tatlış bir balkonum var bakın. Şöyle bir balkon var. Burada annem erzakları koydu. Burası böyle bir alanımız. Şöyle güzel mi güzel alanımız var. Yerleri buranın yerlerini de ben yaptım. Dışarısı da böyle. Arabam orada duruyor. Ben onu bir aydır kullanmıyorum. Ne bir ay, iki aydır. Şöyle bir köşem var. Burada ben biraz sakarım. Durumlar bunlar işte anlayacağınız. Hava çok güzel. Böyle oturulabilecek durumda. Ama dışarı çıkamamak insanı tabii ki çok üzüyor. Ciro'yun her zaman gibi geldi. Bu kötü günler, zor günler geçecek. Geçecek ama bizim de üzerimize tabii psikolojik bir takım şeyler bırakacak. Hadi kek pişsin, keki yiyelim. Saçma sapan konulara girmeyelim. Zaten bildiğimiz konular, bunları anlatmak istemiyorum o yüzden. Hadi keke bakalım. İşkembe çorbası pişti kekten önce. Kek bu arada pişmedi fırında ya. Fırında bir ufak bir arıza var. Ondan kaynaklı hem de şu televizyon sesini kısayım. Ondan kaynaklı böyle bir altı pişti, üstü yandı, bir şeyler oldu. Onun üstünü kesip öyle yiyeceğiz. İşkembe çorbasını göstereceğim. Şimdi kimileri bundan nefret ediyordur muhtemelen ama şu salgın günlerinde bence bağışıklığımızı kuvvetlendirecek güzel bir besin. Yiyin bence yani. Ben normalde kelle paça severim. İşkembe çorbası çok sevmem ama evde yapıldığı zaman güzel oluyor. Öyle kokusu falan kötü olmuyor. Bol sarımsaklı, sirkeli, pul biberli. Mama. Çok azıcık tuz dökelim. Bu arada biz normal tuz kullanmıyoruz. Kaya tuzu kullanıyoruz ya da deniz tuzu. İkisinden birini kullanıyoruz. Normal tuz biraz vücutta ödenme şişkinlik yaptığı için. Yani böyle işte mamamız. Akşam yemeği. Akşam yemeğini yedikten sonra kek ve kahve olası yaparım ki yaptığım keki de gösteririm. Üstü yanmış kek. Ay işte bizim karantina günlerimiz böyle geçiyor. Ye sürekli ye. Başka hiçbir şey yok. Annem de kilo aldı, ben de kilo aldım. İkimiz de artık topak. Şimdi diyecekler ki evde pilates makinesi var, niye pilates yapmıyorsunuz? Yapacağız. Hep yapacağız. Üstü şey oluyor. Genelde olur ya böyle evlerinizde koşu bandı. Koşu bandı alırız böyle ilk hevesle. Kullanırsın sonra elbise askısı olur. Bizim de pilates makinesi öyle. Ben koşu bandını sattım. Kesin pilates yapacağım dedim. Ben yine bak gördüğünüz işte biraz önce gösterdim öyle duruyor. Bu cincirik de buradan bakıyor. Bak. Ha şunu da terlik zannetmeyin ha. Evde giydiğimiz terliği masaya koymuşlar zannetmeyin. Şöyle bir şey örmüştüm ben. Tek dedim ki ne yapayım bunu. İçine pamuk koyarız. Pamukluk olur. Öyle işte. Neyse ben yemeğimi yiyeyim sonra konuşuruz. Evet. Fırının şeyine uğradık. Ne denir ona? Üstü yandı. Neyse üstünün yanıklarını ben bir tık şöyle elimle hafif hafif keserek temizleyeceğim. Şunu şuraya koyalım. İnşallah altı da pişmiştir. Ben normalde çok güzel kek yaparım. Bu sefer olmayacağı tuttu. İnadına. Video çekiyorum ya o yüzden olur zaten. Hoppala. Ha, güzel çıktı. Tamam.
Şunu bir satalım. Keselim bakalım. Bakın. Hala dumanın üstünde tütüyor. Şimdi ufacık mum bir tadına bakacağım. Ah çok uzak. Bence güzel oldu. Tadı çok güzel. Mis gibi olmuş. Daha ne olsun? Soğuduktan sonra yiyeceğim. Tabii çok az şekerli. Böyle var yok arasında. Ben az şekerli seviyorum. Durum bu. Cinoş'um ne oldu? Bahçedeyiz. Hadi koş. Koş, 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 koş. Nerelere gittin? Nerelere gittin? Gel, 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 gel. Cinoş! Anneciğim! Biz de bahçede oturuyoruz böyle. Lima! Keyifler yerinde. Evet. Hadi koş, gel. Gel, 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 gel. Hayır, dışarı çıkmıyoruz. Hayır. Gel beni öp bir tane. Gel. Gel anneciğim. Evet, bahçeye indik. Birazcık hava almaya. Tabii dışarı çıkamıyoruz ama bahçede oturuyoruz. Güzelce ne? Dur bakayım. Cinoş burada. Beni bir tane öper misin? Aa bak. Yapmayacağı tuttum. Beni öper misin anneciğim? Anneciğim eşek sıpası. Anneciğim. Cino ben gittim. Koş Cino. Koş Cino, koş Cino, koş Cino. Aferin, aferin, aferin. Evet. Videomuzun sonuna geldik. Ben çok yoruldum. Gerçekten 3-4 günümü aldı. Kısa kısa ufak ufak size göstermeye çalıştım. Şu an videoyu montajlıyorum. Balkondayım. Keyif yapıyorum. Çok tatlış Mon'un bardağından kahvemi içiyorum. Yapmış olduğum kekimden yiyorum bir dilim. Ve videomu mutlu kapatıyorum. Söz veriyorum daha fazla video atacağım. Gerçekten çok işim vardı ve bir haftacık bir ilgilenemedim. Haklısınız. Ne derseniz. Sizi kocaman öpüyorum. Diyeceklerim bu. Söyleyeceklerim bu kadar diyormuş. Sizi çok öpüyorum. Kanalıma abone olmayı, bana destek vermeyi, beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Herhangi bir konuyla alakalı istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Sizinle konuşmak çok büyük keyif veriyor bana. Bütün yorumlarınızı okuyorum. Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Oradan da yanıtlıyorum sorularınızı. Söyleyeceklerim bu kadar. O zaman kapatıyorum. Kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda şu mahvolmuş cildime ve bu akmış saçlarımla ilgili yeniden bir video ile karşınızda olacağım. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Hoşça kalın.